Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Temizlik ayıklama ile birlikte karşınıza gelmiş bulunmaktayım. 2 ya da 3 gün önce bir anket yapmıştım. Bahar temizliği ayıklama videosu mu yoksa evde spor videosu mu diye. Siz ayıklamayı ya da bahar temizliğini seçtiğiniz için önceliğimi buna vermiş oldum. 2 önceki videomda makyaj koleksiyonumu temizleme videosunda size bahsetmiştim. Bir şifonyer aldım. Şifonyerin üstünde biraz daha eşyalarımı ayıklamak, temizlemek istediğimi size söylemiştim. O videoda kozmetik ürünlerimi, makyaj malzemelerimi temizlemiştik. Burada da takılarımı, tokalarımı, eğer fırsatımız kalırsa da banyodaki dolabımı düzenlemek istiyorum. Ona şu an çok kestiremiyorum. Eğer enerjim ve zamanımız kalırsa banyoya da geçeriz ya da onu ayrıyetten bir video yapmış olurum. Şimdi önümde tokalarım var, takılarım var. Takılarımın içinde bambaşka şeyler var. Kullanmadığım, kararmış olan şeyler var. İşte takılar olsun. Bunları hep birlikte şimdi ayıklayacağız. Gerçekten seviyorsunuz bu videoları. Ben de seviyorum. Hızlandırılmış, hızlandırılmamış. Her türlü temizliğe, ayıklama videosuna ben de okeyim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. İlk önce tokalardan başlamak istiyorum. Çünkü bunlar biraz daha az. Tokaların altında da takılar var. O da enteresan bir durum. Ama takılara geçeceğim. Çünkü takılar birazcık fazla. Atılacakları bir kenara koyacağım. İçerideki odada çekmek istemedim. Çünkü oranın ışığı biraz yetersiz olduğu için. Hazır gün ışığını da çok güzel bir şekilde alıyorken hepsini buraya getirip burada çekmek istedim. Çok bir takım, tokam yok. Bunu en baştan size söyleyeyim. Hani çok iyi bir koleksiyon falan beklemeyin sakın. O yüzden hemen tokalarımdan başlıyorum. Şöyle minnoş tokalar. Saçlar uzun olduğu için ben toka takmasını severim bu arada. Hemen bunları bir kenara bırakıyorum. Bir tane de ıslak mendil alayım birazdan yanıma. Bu arada bu tokalar çok hoşuma gidiyor. Malum bu sene her şey çok renkli olduğu için saçlarınızı böyle topuz yapabiliyorsunuz. Renkleri aşırı derecede güzel. Trendyol'dan bunları çok uyguna almıştım. Renkleri gayet hoş. Şöyle bir tokam var. Bu bayağı kirlendi. Bunu atıyorum. Atılacak olanları nereye koysam? Şuraya sağ tarafıma koyayım ben. Burada daha hiç açılmamış, hiç kullanılmamış küpelerim var. Şöyle size gösterebilirim. Bunları işte kullanacaklarım ve kullanmayacaklarım olarak ayıracağım. Belki dolap uygulamasından satabilirim. Belki de arkadaşlarıma verebilirim. Onu duruma göre bakacağım. Şöyle bir toka yapmıştım kendime, lastik biliyorsunuz. Bunlar da bu aralar bayağı popüler. Bunun da yapım videosu var. Aşağıya da linklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Aksesuarları çok severim. Ama sorun yani bu küpeleri ben kaç kere taktım? Çok az taktım. Ben şunu atıyorum. Bu çok güzel bir küpe. Biraz eskimiş bir küpe ama yani modası geçmiş bir küpe. Sadece bunu ipleri çıktığı için bunu artık kullanamayacağım için bunu kenara bırakıyorum. Ben büyük büyük küpeleri almışım. İşte bir yerlere giderken takarım diye. Hepsi burada. Islak mendilimizi aldık. İçlerini bir güzel temizleyelim. Bu arada kendime organizer almak istiyorum. Takılarımı ve tokalarımı koyabilecek. Trendyol'da çok güzel ürünler buldum. Bir tık pahalı geldi ki artık şu an günümüzde her şey aşırı derecede çok pahalı. Bu benim mango bir elbisem vardı. Onun tokası. Bu da güzel kalabilir. Lastik tokalarımızı buraya koyuyoruz. Bunun içinde şöyle bir şeyler var. Çok saçma. Bu arada toka da yapmak istiyorum. Bu tokalardan yapmak istiyorum. Aldım malzemesini. Umarım yapabilirim. Bir de silikon almam lazım. Ben severim çünkü el işi şeyler yapmayı. İşte örgü, çanta, takı, toka. Bu arada yaz için kendime de böyle güneş gözü askısı da yapmak istiyorum. Ben hepsini ayrı ayrı gösterebilirim. Ya o kadar gereksiz şey var ki sanki her şey temizliyorum. Sanki yeni baştan başlıyormuşum gibi geliyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Bu abimin gene. Abim evlendi gitti. Ve hala eşyaları bende. Şu yüzüklere bakalım kararanlar var mı diye. Birinci varan bu. Atıyoruz. Kararmamış. Bu kararmaya yüz tutmuş ama atıyorum bunları. Gerçekten artık istemiyorum hiçbir şekilde kararan yüzükleri. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bunu da buraya koyabilirim. Artık böyle gümüş de kararıyor aslında da. Çelik almak lazım aslında. En güzeli altın da. Ekonomimiz harika olduğu için alamıyoruz. Neyse bu konulara değinmeyeyim. Gerçekten evi sürekli temizliyorum. Ayıklıyorum ve sürekli bir şeyler çıkıyor. O kadar çok şey var ki hala dolabım ve gardırobum
yerleşmedi. Bundan çok mutsuzum. Bayram da giriyor araya. Şimdi alt tarafa ben normalde yüzüklerimi koymuştum. Yine aynı şekilde devam edeyim yüzüklerimi koymaya. Daha güzel bir şekilde. Kararanları atıyorum bu arada. Ses çıkabilir. Aslında şu yüzük de çok güzel ama karardı. Atıyorum. Bunların hepsini gerçekten atıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yüzük başka kaldı mı? Kalmadı. Buradan çıkarsa yerleştiririm. Şimdi geldim. Hiç kullanmadım hala küpelerime ya. Bakın. Şunu, şunu, şu küpeyi, hepsi daha poşetimde, şu küpeyi, bunların hepsini kullanmadım. Neden kullanmıyorsunuz diye bir soru. Bilmiyorum ya. Alıyorum, alıyorum, kullanmıyorum. Bu da çok güzel. Tam yaz. Aslında şimdi yaz geliyor, her şey renkli renkli. Daha çok kullanabilirim sanki. Bunları da gene üstüne koyabilirim ya da şuraya koyayım. Bunları çok seviyorum bu arada, çok tatlılar. Nasıl oldu? Harika. En azından bir kısmını ayıklamış olduk. Geliyorum diğer bölmeye. Burada da sırf takılarım var. Ama görüyorsunuz ki bunun içerisinde saç kremi, gül suyu, topik, şampuan ne ararsanız var. Bunları direkt kenara koyayım. Eroşen. Aslında bunu atabilirim ya da bitenler videomda gösterebilirim. O yüzden bunu ayrıyetten koyayım. Topik kenara. Yves Rocher'in kenara, otacı gül suyu kenara, otacı saç kremi kenara. Gene bir ruj çıktı. Birisin Ice Mocha 163. Bunun da rengi çok güzel. Kolyemiz. Bunları yapıyorum. Mesela şu kolyeyi de çok beğenerek aldım daha ama hiç kullanmadım. Hatta size takayım. Ay saçlarım. Ay. Çok güzel bir kolye bu da. Evet, böyle bir kolye. Çok şık duruyor aslında. Bunu dolap hesabıma koyabilirim çünkü daha hiç kullanmadım. Bilekliği vardı. Bilekliğini kullandı. Biraz karardı bu. Biraz ses çıkartacak. Kenara koyuyorum mesela. Bu ne yani? Bu çöp. Eroşe kartı çöp. Lens kutusu. Harika. Her şey var. Böyle bir bilekliğim ve hal diyebilirim. Aslında bunun modası geçti. Bir de artık ipleri makyaj çantamın içinde kaldığı için biraz kirlenmiş. O yüzden bunu kenara atıyorum. Bilekliği buydu arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bu tarafları hep kararmış. O yüzden bunu kullanamayacağım. Bunu çöp yapıyorum. Bunları ben kendim yapmıştım. Yazın takarım. Hoşuma gidiyor. Yapışkanlı sticker gibi bir şey almıştım. Kot pantolonlarınıza ya da gömleklerinize herhangi bir yırtıkta ya da şeyde aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilir. Bir bilekliğim var. Bunun artık canı çıkmış. Size şöyle göstereyim. Bunu atıyorum. Çöp. Bu kalsın. Gayet güzel. Yani aşırı derecede bir aksesuarım yok. Ufak tefek şeyler var ama tatlı, güzel yazlık kolyem var. Ben burada daha çok yazlık kolyeleri çok severim. Renkli renkli ve toka. Yine lastikli toka. Bunun canı çıkmış. At kolyemi çok seviyorum. Şöyle çok hoş bir tasarımım var. Bu kalsın. Bunu da atıyorum. Akyaka taksi. Tel tokaları öbür tarafa koyuyorum. Aa, bunun pili. Casio model rose gold rengi bir saatim vardı. Bunun pili bitmiş. Bu kalsın. Bunu severim. Orijinali de zaten. Burada biraz daha farklı bir renk olsun. Çünkü rose gold rengine sarmıştım. O yüzden muadilini almıştım. Ay bu da çok güzeldi. Bunu Çeşme'den, Alaçatı'dan almıştım. Ama görüyorsunuz ki artık rengi gitmiş, kararmış. Bu at. Yani işte böyle rengi karardığı için çelik almanız gerekiyor. Ya da beyaz altın ya da altın almanız gerekiyor. Bunu da çok severek kullanmıştım. Ama bunun da canı çıktı atıya. Gerçekten artık şu an hiçbir şey tahammülüm yok. Hepsini atıyorum. Gümüş kolyem, kar tanesi çok severim. Bu da benimle birlikte kalsın. Bunu bilemedim. Bunu belki bir arkadaşıma falan verebilirim. Tokalarımızı bu tarafa koyuyoruz. Hal vardı ama bunun da canı çıktı. Bunu da atıyorum. Artık kendime yeni bir şeyler alabileyim ya da daha güzel şeyler alayım. Bunlar bu arada çok eski şeyler. O yüzden burada bu kadar duruyor. Nazar boncuklu bir kolye. Burada kalsın. Bir şey düştü. Ay bu çok şey ya. Anısı var bende. Nazar boncuklu bir kolyem. Bunu ben ilk çalışmaya başladığımda kendime hediye olarak almıştım. Da beyaz altın o yüzden. Bir de ilk maaşımla aldığım için benim için değerli bir parça. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Sanki bu video bayağı uzun olacakmış gibi. Ne diyorsunuz? Sanki banyoyu temizleyemeyeceğiz. Şimdi hazır bahar geldi biliyorsunuz. Kıyafetlerimi ayıklayacağım. O kadar çok eski kıyafetlerim var ki gerçekten
Hiçbirisini kullanmak istemiyorum. Eskiye dair o kadar çok eşyalarım var ki onları artık atmak istiyorum ya da ihtiyaç sahiplerine vermek istiyorum. Onları da sizle birlikte ayıklarız zaten. Böyle ayıklama videolarını da ben sevdiğim için. Dolap detoksu, kozmetik detoksu. Güzel şeyler, insanı rahatlatan. Geldim bir alt tarafa. Oradan görebiliyor musunuz? Emin değilim. Mesela şu çöp kararmış artık. Evet, bunların hepsi çöp, hepsi kararmış. Ya bakar mısınız? Şuralar hepsi kararmış. İşte kolonya olabilir, parfüm olabilir, yazın terliyoruz ondan dolayı olabilir. Bunların hepsi çöp, bayağı ayıkladım. Takılarımı düzenlemiş bulunmaktayım. Sol tarafta, bu tarafta gümüş renkli olanlar var. Bu tarafta da gold renkli. Buraya geldiğim zaman işte saatim, kolyelerim, bilekliklerim. Bu tarafta, sağ tarafa geldiğimde de tokalarımı ve gene küpelerimi, yüzüklerimi düzenledim. Bunlar lastikli tokalarım. Buraya geldiğimde de zaten kolyelerimi ayıkladım. Şöyle bir tane gümüş kaldı. 2-3 tane halka küpelerim var. Burada da gene kolyelerim var. Güzel, bayağı bir temizledim aslında. İşte tek isteğim bir şifonerimin gelmesi ve buraları daha düzenli hale getirmem. Şifonerimin kurulması, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Burası da sanki gene biliyorsunuz 2 hafta önce toparlamıştım ama sanki tekrardan dağılmış gibi bir hali var. Parfümlerim, şu parfüm değil, bunu zaten geçen alışveriş videosunda göstermiştim. Parfümlerim var, şu Zara parfümü. Bu arada bu çok güzel bir parfüm. Avon'un Faraway, uygun fiyat, aşırı güzel kokuyor. Victoria's Secret, Yves Saint Laurent, şu Zara Rose Gold olması lazım. Evet, bunu bulamadım bu arada. Hala var mı emin değilim. Bunlar Victoria's Secret şeylerim. Yani isterseniz böyle deodorantların ya da parfümlerin, body mistlerin alt notalarını, üst notalarını iyice araştırıp sizlere ayrıntılı olarak favori parfümlerim olarak da size gösterebilirim. Nasıl arzu eder misiniz bilemedim. Ben parfümleri çok seviyorum. Yeni bir video çekebilirim bunlarla ilgili. Tam düzenleme. Düzenleme değil aslında. Düzenleme videosu olmadı. Bu biraz ayıklama, temizleme gibi oldu. Takılarımı düzenledim. Atılacakların hepsini attım. Gerçekten o kadar çok kararan takılarım varmış. Uzun zamandan beri orada bekliyorlardı. Eskiler olsun. İşte yeni alıp da kararanlar. Bu arada neden böyle çok lekeli gibi görünüyorum bilemedim. Neyse, fırçalarımı yıkayacaktım. Yıkayamadım çünkü 6.30-7'ye geliyor sahilde. Başka işlerim olduğu için fırça temizliğini bir sonraki erteledim. İşte fırça temizliği, banyodaki bu arada kozmetik ürünlerim de var. Onların da temizlenmesi gerekiyor. Yani şu an gerçekten tek isteğim gardırobum ve şifonerim kurulması ve benim oraya yerleşmem. Çok uzun zaman oldu. Kurulum için birilerini çağırmam lazım. Daha doğrusu IKEA'ya gidip oradan kurulum almam lazım. Online üzerinden yapmıyorlar. Müşteri hizmetlerini de aradım. O yüzden benim IKEA'ya gidip kurulum almam, satın almam gerekiyor. O yüzden de biraz vaktimin olması gerekiyor. O da şu aralar çok mümkün değil. Umarım hoşunuza gitmiştir. Seviyorsunuz böyle ayıklama, derleme, toplama videolarını. Ben de gerçekten seviyorum. Sanki böyle izlediğim zaman hadi ben de yapayım havasına giriveriyorum. Boş vaktimi değerlendirmiş oldum. Hem de sizlere belki bir gaza getiririm. Hadi ben de bir toparlayayım, etkisi yaratabilirim diye. Kıyafetlerimi ayıklayacağım. Onun da videosu gelecek. Aklımda o kadar çok video fikri var ki hangi birisini yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum. Belki bir sonraki videom dolap detoksu olur ya da kilo vermeyle, sporla ilgili olabilir. Hangisinin gelmesini istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.